Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 3. Makale İptila İnsan başına bir iş gelirse önce kendi kendine kurtulmaya çabalar. Başarılı olamayınca etraftan yardım istemeye koyulur. Padişahlara gider, rütbe sahiplerine yalvarır. Zenginlere koşar. Hal sahiplerine gider, dua ister, himmet ister. Eğer hastaysa doktora gider, şifa arar. Bununla da kurtulamayacağını anlayınca Allah'a döner. Eğer kendi işini yapabilseydi, halka dönmeyecekti. İşini halkta bitirebilseydi, hakka dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmaya başlar. Fakat gidecek başka hiçbir yeri kalmamıştır. Durur, yalvarmaya başlar. Dua eder, sena eder, ihtiyaçlarını teker teker sayar, yalvarır. Bunları yaparken bir yandan reddolunmaktan korkar, bir yandan da isteğinin kabul olunacağı ümidiyle sevinir. Sonra bu halden de usanır. Yaptığı dua ve niyazın işe yaramadığını zanneder. Bu sefer dua da dahil her şeyi bırakır. Saf, temiz bir halde beklemeye başlar. Bu kez kader-i ilahi, Allah'ın emri neyse o zuhura gelir. Olacak olur. Her şeyde Allah'ın kudretini, kuvvetini sezer. Hareket, sessizlik, her ne varsa ondan olduğunu anlar. Hayır, şer, iyilik, kötülük, vermek, almak, genişlik, darlık, ölmek, dirilmek, izzet, zillet, bunların hepsinin haktan geldiğini mana gözüyle görür. Bu halleri görür ve bu halinde süt anasının elindeki çocuk gibi olur. Yıkayıcı elindeki ölüye benzer. Kendinden bir haber. Onlar istediğini yapar. Velhasıl bir yaprak gibi olur. Gayri ihtiyari sağa sola savrulur. Ne kendisi için ne de başkası için. Hiçbir hareket yapamaz. Hakkın işinden başka bir şey görmez. Gözü onu görür, kulağı ondan işitir. Başka bir şey görse veya işitse onun için görür ve onun için işitir. Onun nimetiyle beslenir ve ona yakın olmakla ferahlanır. Bu halle güzelleşir, bununla hoş olur, sakinleşir. Her halde hakla mutmain olur. Onun sözüyle yakınlık peyda eder. Ondan başka her şeyden çekinir ve hoşlanmaz. Daima onun zikrine koşar ve öylece kalmak ister. Bu halde kendinde yükseklik duyar. Kuvvetini haktan alır.
ona tevekkül eder. Yolunu onun marifet nuruyla bulur. Onunla giyer, onunla kuşanır. Böylece Hakk'ın çeşitli ilimlerini öğrenir. Onun kudretiyle şereflenir. Ondan işitir, ona yaklaşır. Dua eder, hamd eder, öylece kalır.